YSK'nın kanuna göre diyor ki 7 asil 4 yedek üyeden oluşur. 11 üye. Bütün kararların altına 11 üye imza atıyor. Evet, ben de ama baktım. biliyoruz biz hukukçular ezbere biliyoruz. Asil üyeler oluşturur kurulu. Yani YSK 7 kişiden oluşur. Yedek üyeler asil üyelerin yokluğu boşalması halinde onları doldurmak için olur. 11 imzayla geliyor, evet. Fakat bu kararların altında o 11 üyenin hangisinin yedek üye olduğu yazmıyor. Dolayısıyla oradaki 4 tane imzanın yedek üye şeklinde yazıyor olması lazım. Nisabı şey yaparken, karar alınmak için gerekli olan sayıyı 7'yi ararken de biz o yedek üyelerin kesini saymamamız gerekiyor. Şiddetle YSK'dan rica ediyorum, web sitelerine koysunlar bu üyelerin kaç tanesi asil üye, hangileri asil üye, hangileri yedek üye. Bu red kararı verilirken kaç tane yedek üyenin red oyu geçerli oldu? Biz ona göre bu şeyi belirleyelim. Gerekirse bu kararı gönderdiklerinde Başbakanlık Basın Evi'ne, resmi gazetede yayınlanmak için gerekirse hukuki yoldan müdahale edelim. Bu karar böyle demiyor, yayınlayamazsın diyebilirim ki hukuk üstün olsun.